Türev ile artan azalan fonksiyonlar. Merhaba sevgili gençler. Mustafa Yağcı hocamın sorularıyla karşınızdayız. Bu kaliteli soruların daha fazlasına ulaşmak isteyenler için kitabı tedarik edebileceğiniz link açıklama kısmında mevcuttur. Haydi sorularımızı çözmeye. İlk soru. Fx eşittir x küp eksi ax kare artı 12 x artı 15 fonksiyonu daimi artan olduğuna göre a kaçtır diye sormuş bizlere. Pekala. Şimdi bu artanlıkla azalanlıkla ilgili bir soru sorulduysa hemen aklınıza birinci türev geliyor. Eğer fonksiyon artan ise diyeceksin ki f(x) f'in türevinde x sıfırdan büyüktür. Azalan ise o zaman da diyeceksin ki f'in türevinde x sıfırdan küçük. Bazı durumlarda f'in türevini sıfır yapan değerler işte sürekli artan olmuş. F'in türevini sıfır yapan yerler artanlığı veya azalanlığı bozmuyor da diyebiliriz. Artık sorunun gelişine bağlı bunlar. Bize burada a değeri kaçtır ya da a değeri hangi aralıktadır diye bir soru sorulmuş. Biz bununla bir uğraşalım. Şimdi fx eşittir x küp eksi ax kare artı 12 x artı 5'in türevini alırsak f türev x eşittir. 3'ü başa attık. 3x kare eksi 2'yi başa attık. 2ax artı 12 olacaktır. Buna diyelim ki sıfırdan büyük. Bunun daima sıfırdan büyük olabilmesi için tek şart neydi arkadaşlar? 1. A'sı sıfırdan büyük. A'sı bunun 3. 3 sıfırdan büyük olduğu görülüyor zaten. Bir de deltasının ne olması lazım? Sıfırdan küçük veya eşit olması lazım ki burada da f'in türevinde x sıfıra bazen eşit olabilsin. Artık şunlara da eşit diyebiliriz. Pekala devam edelim şimdi. Delta küçük veya eşit sıfır ise deltasını alalım bunun. 4 a kare eksi 4 çarpı 3 çarpı 12 ne diyeceğiz? Sıfırdan küçük veya eşit. Şimdi denklemi eşitsizliği 4 ile de sadeleştirebiliriz. A kare eksi 3 çarpı 12 küçük veya eşit 0. Buradan a kare arkadaşlar şurası 36 gelir. Eksi 36'yı da karşıya atarsak küçük veya eşittir 36. Eğer a kare 36'dan küçükse a dediğimiz sayı nerededir? 6'dan küçük veya eşit. Eksi 6'dan büyük veya eşit değerdedir. Yani A elemandır. Eksi 6 ile 6 kapalı aralığı diyebiliriz. Doğru cevap da B seçeneği olur. Bir alttaki soru fx eşittir x küp eksi 3x kare eksi 24x artı 7 fonksiyonu hangi aralıkta daima azalandır diye sormuş. Yani f'in türevinde x'in sıfırdan küçük olduğu değerleri soruyor bize. Pekala f'in türevinde x'i bulalım o halde. F'in türevinde x nedir? 3x kare eksi 6x eksi 24. Bir kere bunun ne olması lazım demiştik? Sıfırdan küçük. Şimdi f'in türevinde x bölü 3 diyelim. Bunun da sıfırdan küçük olması lazım. Dolayısıyla şunu 3'e bölersek x kare. Neden bunu yaptık? Denklem eşitsizlik 3'e bölünüyor. Çünkü daha basit işlemler yapabiliriz. X kare eksi 2x eksi 8 küçüktür sıfır diyelim. Burada ifadeyi çarpanlarına ayırırsak x'e x eksi 4 artı 2 biçiminde ayrılabilir. X1 eşittir 4 ve x2 eşittir eksi 2 de diyebiliriz. Pekala ben bunun için tablo oluşturursam eksi 2 ve 4 tablomuzu çizelim. Şu şekilde. Tabloya sağ taraftan işaret neyle başlayacağız arkadaşlar? X karenin katsayısıyla yani pozitifle artı kök gördüm eksi kök gördüm artı. Bunların içleri de boş olacak diyebiliriz. Şimdi nereyi istiyordu bizden? Küçük sıfır olduğu yerleri istiyordu. Dolayısıyla negatif bölgeyi istemiş. Yani şurayı. Doğru cevabında eksi 2 ile 4 aralığı olduğunu söyleyebiliriz. Yani doğru cevap B seçeneğinde verilmiştir. Evet bir diğer sorumuzdayız. F fonksiyonu reel sayılar eksi 1 aralığından reel sayılara tanımlı bir fonksiyon olmak üzere fx eşittir mx artı 2 bölü x eksi 1 kuralıyla belli bir f fonksiyonu veriliyor. Fonksiyon daima artansa m hangi aralıktadır diye sormuş bize. Öncelikle ne yapmamız gerekiyor? F'in türevinde x'in ne olması gerekiyor arkadaşlar? Daima artansa. Bakın burada fonksiyon daimi artansa demiş. F'in türevinde x'in sıfırdan büyük olması gerekiyor. Diyeceğiz sıfırdan büyük veya eşit de diyebiliriz. Pekala. Şimdi şöyle bir ifade kullanabilir miyiz? Bakın şunun bölüme göre türevini alalım. F'in türevinde x eşittir. Şunun rengini değiştirmek istiyorum. Evet, f'in türevinde x eşittir. Üsttekinin türevi m çarpı alttaki sabit eksi üstteki sabit bu sefer mx artı 2 çarpı alttakinin türevi zaten 1 bölü x eksi 1'in karesi
diyebiliriz. Peki işlemi şuraya taşıdım. F türev x eşittir. İçeri bir dağıtalım bunu. Mx eksi m eksi mx eksi 2 bölü alt taraf ne olur peki? X eksi 1'in karesi diyebiliriz. Pekala. Üst tarafı biraz düzenleyecek olursak bakın mx ve eksi mx birbirini götürür. Burada eksi m eksi 2 bölü x eksi 1'in karesi sıfırdan büyük veya eşittir diyebiliriz. O sıfırdan büyük veya eşit şuradaki şarttan kaynaklı geldi arkadaşlar. Pekala. Şimdi zaten fonksiyonun payı da sıfır olamayacak. Payı da sıfır olamayacağı için negatif de olamayacak. Çünkü neden? Karesel bir ifade daima pozitiftir. Burası daima pozitifse üst tarafın da pozitif veya sıfır olması lazım. Yani eksi m eksi 2 büyük veya eşittir sıfır olması gerekiyor. Eksi m'yi diğer tarafa atarsam ne gelir arkadaşlar? M küçük veya eşittir eksi 2 gelir. Şimdi buraya kadar getirdikten sonra gidip hemen m küçük veya eşit eksi 2'yi işaretlemiyoruz. Sebep. Şimdi fonksiyonun daima artan olabilmesi için diyor ya bu türevinin sıfır olduğu noktaların sonlu sayıda olması gerekiyor. Bakın buraya dikkat edin. F'in türevinde x eşittir sıfır olan veya sağlayan x'lerin sonlu sayıda olması gerekiyor. Sonlu sayıda olması gerekiyor. Pekala. Şimdi m eğer eksi 2 olursa, bakın m eşittir eksi 2 olursa, siz fonksiyonda bunu yerine yazarsanız, tamam, fx eşittir ne gelecektir? Eksi 2 artı eksi 2x artı 2 bölü x eksi 1. Yani fx ne olacaktır? Eşittir. Şurayı eksi 2 parantezine alırsanız, x eksi 1 bölü x eksi 1'den şu x eksi 1'ler gider. Fx ne oldu? Sabit fonksiyon oldu. Peki sabit m'yi ben eksi 2 seçersem sabit fonksiyon oldu değil mi? Sabit fonksiyon daima artan bir fonksiyon mudur? Hayır zaten sabit fonksiyondur adı üstünde. Dolayısıyla m eşittir eksi 2 alamayız. Yani m burada eksi 2'den farklı olmalıymış. Dolayısıyla bizim cevabımız hangisiymiş arkadaşlar? M eksi 2'den küçüktür cevabıymış. Bu cevabımız yanlış olacak. Bir diğer sorumuz aslında güzel bir soru. Dinlemenizi ve not almanızı da rica ediyorum soruda. A eşittir sinüs 10 artı sinüs 80, B eşittir sinüs 11 artı sinüs 79 ve C eşittir sinüs 12 artı sinüs 78. Neye dikkat etmemiz gerekiyor? Hepsi de birbirini 90'a tamamlıyor. Sin 11, sin 79, sin 12, sin 78 olduğuna göre A, B, C sayılarının büyükten küçüğe doğru sıralanması hangisidir diye sormuş. Bir kere bu soruda dikkat etmemiz gereken şey şu. A'nın, B'nin ve C'nin de hepsi de fx eşittir sinüs x artı işte kosinüs x biçiminde olması. Değil mi? Yani ben buna sinüs 10 artı kosinüs 10. Buradaki ne? Sinüs 11 artı kosinüs 11. Buradaki ifadeyi de sinüs 12 artı kosinüs 12 ifadesi diyebilirim. Yani benim fonksiyonlarımın hepsi de fx eşittir sinüs x artı kosinüs x biçimindeymiş. Pekala ben bunun bir türevini alsam ne işime yarayacak bakalım. F türev x eşittir sinüsün türevi neydi? Kosinüs x eksi kosinüsün türevi de sinüs x'ti. Değil mi? Şimdi bu ifade şuradaki açıların da hepsi benim sıfırla pi bölü 4 yani sıfırla 45 aralığında olduğunu da biliyorum ya. Bu ifade 0 ile 45 arasındayken her zaman kosinüsün sözü geçiyordu biliyorsunuz. Yani 0 ile 45 arasında kosinüs daha büyük değerler alıyordu sinüsten her zaman. Madem öyle kosinüs değeri daha büyük. Sinüs değeri de bu kosinüsten daha küçük olduğundan. Ben kosinüsten sinüsü çıkardığımda tabii ki sıfırdan büyük bir ifade alacaktır. Dolayısıyla aslında f türev x neymiş? Bu aralıkta sıfırdan büyükmüş yani artanmış. Değil mi? Artan bir fonksiyonsa o halde açı değerleri büyüdükçe ifade de büyüyecektir. Madem öyle, bakın buradaki sin 12 artı sin 78 daha büyüktür. Ortanca b'dir, en küçük de a'dır. Yani c büyük, b büyük a diyebiliriz biz bu sorunun cevabına. Doğru cevap Adana'ymış. Doğru cevabı göremedim az önce. Fx fonksiyonu A virgül B aralığında negatif tanımlı ve artan olduğuna göre
Aşağıdaki fonksiyonlardan hangisi aynı aralıktadır? Şimdi bu tarz sorular klişeleşmiş sorular artık. Bunları yapabilmemiz gerekiyor. Öncelikle fx a ile b arasından negatif tanımlı olduğunu söylemiş. Biz de fx'in sıfırdan küçük olduğunu biliyoruz. Peki artan bir fonksiyon olduğunu da söylemiş. O zaman f türev x'in bu aralıkta sıfırdan büyük olduğunu biliyoruz. Hangisi aynı aralıkta artandır diye sormuş. Şimdi artan ve azalanlık, bak tekrar söylüyorum. Artan ve azalan diyorsa hemen birinci türev ile alakalı olduğunu biliyorsun sen. O yüzden şıklardaki ifadelerin tek tek türevlerini alacağız. 1 bölü fx'in türevi aslında fx'in eksi birinci kuvveti de denilebilir. Eksi 1'i başa attık. Eksi fx'in kaçıncı kuvveti olacak? Eksi ikinci kuvveti olacak. Ben fx'in negatif olduğunu biliyorum buradan. Negatifin eksi ikinci kuvveti pozitiftir. Bu pozitif sayının da başına eksi gelmiş. Demek ki bunun türevi neymiş arkadaşlar? Bu ifadenin türevi sıfırdan küçükmüş. Yani bu azalan olduğu için A şıkkını eledik. F kare x fonksiyonu. Bunun türevini alalım. Bunun türevi eşittir 2'yi başa attım. 2 çarpı fx çarpı f türev x. Değil mi? F türev x pozitifti ama fx negatifti. Dolayısıyla bu çarpımda negatif olacağından f kare x fonksiyonunda negatiftir. Yani azalandır diyebiliriz. F küp x. Bir de buna bakalım. F küp x eşittir. 3'ü başa attım. 3. Bunun türevini alıyoruz bu arada. 3'ü başa attık. 3 çarpı f kare x çarpı f türev x diyeceğiz. Fx fonksiyonu negatif tanımlıydı. Yani buradaki fx'in negatif olması gerekiyor. Fakat karesini aldığı için bu ifade her halükarda pozitif. F'in türevinde x de bu aralıkta pozitifti. 3 değeri de zaten pozitif bir sayı olduğuna göre bunların hepsinin çarpımı sıfırdan büyüktür. Dolayısıyla doğru cevap C seçeneğinde verilmiştir diyebiliriz. Evet, bir diğer sorudayız. Türevinin grafiği yanda verilen fx fonksiyonu hangi aralıkta artandır? Bakın buraya dikkat ediniz. Burada türevinin grafiği diyor. Türevinin grafiği. Yani adam buraya kocaman yazmış türevinin grafiği diye. Buraya da kocaman vermiş f türev x, y eşittir f türev x diye. Yani sen türev grafiği olduğunu anlıyorsun. Ama burada soruyu okuduktan sonra sanki bunun fonksiyonun grafiğiymiş gibi çözmeye çalışıyorsun. Artık dikkat dağınıklığı nedir bilmiyorum. Genelde öğrencilerimiz böyle yapıyor. Ben de bunu nereden biliyorum? Çünkü lisedeyken ben de böyle yapıyordum. Yani burada yazıyor, burada gösteriyor. Ama soruyu okuduktan sonra unutuyorsun bunları. Fx'in fonksiyonu gibi düşünüyoruz bunu. Hatta çoğumuz direkt soruya dalıyoruz işte. A'dan B'ye kadar fonksiyon artandır. Neden? Çünkü buradan çekilen teğetler bu teğetlerin eğimi sıfırdan büyüktür. Ya da buradan çekilen teğetlerin x eksenine yaptığı pozitif açı dar açıdır deyip bu şekilde çözmeye çalışıyoruz. Ama türevinin grafiği, artık bunu da aşmak için buraya kocaman türev yaz. Türevinin grafiği yaz. Ki unutma soruyu çözerken. Hemen okur okumaz buraya yaz. Peki soruya dönecek olursak ne demiş? Hangi aralıkta artandır? Yani türevi hangi aralıkta sıfırdan büyüktür diye sormuş. Madem türevinin grafiği, bakın x ekseninin kaldığı, x ekseninin üstünde kalan yerlerde fonksiyon nedir? Daima artandır diyebiliriz. Bu yüzden A ile E arasında diyebiliriz arkadaşlar. Doğru cevabımız da ne olacaktır? Bursa seçeneği olacaktır diyebiliriz. Evet, beni dinlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşünceye dek başarılar diliyorum. Hoşça kalın arkadaşlar.